Peki hocam, idrar yollarındaki rahatsızlıklara geçmek istersek neler söyleyebiliriz? Evet. İdrar yollarındaki rahatsızlıklar maalesef çok mesela, ciddi bir konu çünkü. Tabii. Küllerin ürünlerinde farklı farklı ürünler var. Şöyle ki mesela geçenlerde bir beyefendi geldi. İşte mesanesinde oluşan problem nedeniyle interstisyal sistit, sistoskopi yapılmış birkaç defa. Tabii ki idrar kanalından işte sürekli tahriş edilmesi, içeri bakılıyor sitoskopiyle. Mesaneye bakmak için buradan içeri salınan çubuk tahriş ediyor idrar kanalını. Buna üretra denir, idrar kanalına. Beyefendi de idrar kanalı daralması denen bir rahatsızlık, buna üretra darlığı denir. Üretra darlığı olmuş, oluşmuş. Yani sistit varken bu sefer bir de üretra darlığı başlamış. Ameliyat olmuş. Yine üretra darlığı. Tahriş ve tahrip etmek iyi değil. Yani bazıları basit bir rahatsızlık olduğu zaman hemen herhangi bir aletle vatandaşın vücuduna giriyor. Ya, ama ne gibi yan tesirler olacak onu düşünmüyorlar. Yani basit bir orada çizilme üretrada, yani idrar kanalında her yeni yöntem ayrı bir başka bir hastalıkları oraya mikrop yerleşmesinin sebebi başka hastalıkları tetikliyor. Üretra darlığından tam 11 defa ameliyat olmuş. 6 ayda bir ameliyat, 6 ayda bir ameliyat. Dedi ki ya artık bıktım hayatımdan. Çünkü idrarını yapamıyor üretra darlığı nedeniyle. Bu da ne yapıyor? İdrarı mesaneden yukarı çıkıyor. Böbreklere zarar veriyor vesaire. Yani birçok hastalık ortaya çıkıyor. Biz dedik ki problem değil. Her derdin bir dermanı var. Ayrık otunun kökü üretra darlığı ve idrar yolları enfeksiyonuna karşı çok çok etkilidir. İdrar yolları enfeksiyonu. Bununla ilgili 58 urolog Almanya'da klinik araştırması yapmışlar. Ayrık kökünün idrar yolları enfeksiyonu, üretra darlığı, üretra enfeksiyonu, efendim, prostatit yani prostat iltihaplanması, böbrek iltihaplanması gibi birçok rahatsızlığa ve mesane yani sistite karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Bunu yapan kim? Urologlar Almanya'da. Bununla ilgili klinik araştırması var. Biz bununla ilgili ayrık forte diye çok güzel bir formül geliştirdik. Ayrık idrar yolları enfeksiyonu, prostat iltihaplanması, mesane iltihaplanması yani sistit ve böbrek iltihaplanması. Fakat şimdi her bitkinin farklı farklı etki alanı vardır. Şimdi mesela üretrada ayrık kökü etkiliyse, üretrada ayrık kökü etkili, fakat idrar yollarının genel iltihaplanmasında kremberi denen bir meyve var. Bu da bizdeki ayı üzümüne benzer. Ayı üzümüne, idrar yolları enfeksiyonuna karşı özel olarak Güney Amerika Birleşik Devletleri'nin güney eyaletlerinde ve batı eyaletlerinde yetişen, bizdeki kızılcığa benzeyen fakat kısa boylu, yaban mersini gibi kısa boylu bir funda, meyvesi kırmızı. Bu nedenle de kremberi denen bir meyve var. Türkiye'de pek bilinmiyor. Yavaş yavaş herhalde bazı, mesela Karadeniz bölgesinde yetiştirilebilir. Bu meyve idrar yolları enfeksiyonuna karşı etkili. Bununla da ilgili klinik araştırmalar var. Fakat sistit varsa sistit farklı bir olay. Bunun çözümü nedir? Mesane iltihaplanmasında. Bu da Türkiye'de ve Avrupa'da yetişen ayı üzümü. İki çeşit ayı üzümü var. Bir, Türkiye'de ve Avrupa'da yetişen ayı üzümü bu sistite karşı etkili. Kremberi ise idrar yolları enfeksiyonuna karşı. Yani her bitkinin farklı farklı özellikleri var. Her rahatsızlığa her bitki iyi gelmez. Ayı üzümü ile ilgili Almanya'da 75 urolog doktor kendi hastalarını ayı üzümüyle
tedavi etmişlerdir. Bazıları hastalarını 10 yıl, bazıları 20, bazıları 30 yıl. Sadece 186 bin sistit ve interstisyal sistit hastasını tedavi etmişlerdir. Sistitle interstisyal sistit farklıdır. Neden? Sistit basit bir mesane iltihaplanmasıdır. Tedavisi kolay. Fakat interstisyal sistit çok ağır bir hastalık. Nedir? Bağırsaklarda zararsız olan E. coli bakterisi mesaneye yerleştiği zaman tehlikeli olur. E. coli bakterisini köpeğe benzetebiliriz. Evinizde köpeğiniz var, zarar verir mi? Vermez. Ev sahibine köpek zarar verir mi? Vermez. Fakat kuduz olursa köpek ne yapar? Ev sahibini tanımaz. Herkese zarar verir. Ve ısırdığı herkese kuduz yapar. E. coli bakterisi de bağırsaklarda olduğu sürece faydalıdır. Belli bir oranı aşmadığı sürece tehlikeli değil. Belli bir oranı aşarsa bu sefer alerji sebep olur. O zaman tehlikeli. Eğer ki idrar yoluyla kişi E. coli bakterisi idrar yoluyla mesaneye yerleşirse antibiyotikle yok etmeye kalkmak tehlikelidir. Çünkü hastalığı azdırır. Ne kadar antibiyotik kullanılırsa interstisyal sistit daha da çoğalır. Neden? Çünkü bakteri azıyor artık. Bağırsaklarda bakteri antibiyotikle yok etmek mümkünken bağırsaklarda kaldığı sürece mesaneye yerleştiği zaman antibiyotik kullanılacak daha da çoğalır. Tetikliyor o zaman. Tetikleyici oluyor. Bu nedenle interstisyal sistiti kimyasal ilaçlarla tedavi etmeye kalkmak tehlikeli. Çünkü mesane mukozasına yerleşen bakteri ve mantarlar toksik madde üretir. Etan, metan, bütan gibi gazlar üretir alkol mantarlar. Bağırsaktaki mantarlar mesane yerleşirse çok toksik madde üretir. Bu toksik maddeler mesane mukozasını yakarsa sinir uçları böyle açıkta kalır. Açıkta kalan sinir uçları böbreklerden birkaç damla idrar geldiği zaman mesane doluymuş gibi sürekli beyne sinyal gönderir. Beyin de ne yapar? O uyarıya cevap verir. Lavaboya gitmesini emreder. Kişi sürekli lavaboya gider gelir. Yani birkaç damla idrar geldiği zaman mesaneye böbrekten mesane doluymuş gibi sürekli uyarır. Bu da kişi bazen bu hastalığa yakalanan kişiler bir gecede 20 defa, 25 defa, 30 defa lavaboya gidenler uyuyamaz. Peki bunun nüksetmesine sebep olan nedir? Yani soğuk algınlığı gibi basit şikayetler olabilir mi? Gerçi çok evet, basit rahatsızlıklar ama sistit. Eğer tedavi etmeye kalkarsa kişi antibiyotikle işte böyle tehlike olur. Çok çok riskli olur. Tehlikeli olabilir. İşte bununla ilgili ayı üzümü Almanya'da yapılan 75 urolog kendi 186 bin hastayı tedavi etmişlerdir. Tedavi edilebilir. Biz de bu tür rahatsızlığı olan birçok kişi geldi. Hamdolsun iyileştirdik. İyileştirmek mümkündür. E. coli bakterisiyle ilgili çok özel bir ürün daha geliştirdik. Formül daha yaptık. Nedir? Karanfil forte. Karanfil forte'nin özelliği şu. Bakteri bağırsaklarda kaldığı zaman karanfille yok edebilirsiniz. Karanfille ilgili Alabama Üniversitesi Amerika Birleşik Devletleri'nde 4 çeşit bitkiyle ilgili antiviral, antibakteriyel, antimikozitik yani bakteri, virüs ve mantarları yok edici 4 bilgiyle ilgili çalışma yapmıştır. Bunlar Alabama Üniversitesi eti alıyorlar. E. coli bakterisine bulaştırıyorlar ve enfekte bulaştıktan sonra 4 ayrı kaba koyuyorlar. Birinci kap karanfil tozuyla işliyorlar. İkinci kap tarçın tozu. Üçüncü kap sarımsak. Dördüncü kap güve otu. Ve 2 gün sonra inceliyorlar çiğ etleri. Ne oldu bu etler? Bu mikropların durumu ne oldu? Karanfil E. coli bakterisini %99 yok ediyor. %99. Tarçın %80. Sarımsak %75. Güve otu %50.
Yani E. coli bakterisine karşı dünyada en etkili bitki karanfil. Biz bu nedenle karanfil forte diye çok özel bir formül geliştirdik. Bunun birleşiminde karanfil ekstraktı, karahalile ekstraktı, kortisep ekstraktı. Kortisep de çok özel bir bitkisel antibiyotik diyebiliriz. Kortisepi Çinliler bulmuştur. 1200 yıldır bitkisel antibiyotik olarak Çin'de kullanılmakta. Hala da kullanılıyor. Ha. Çok çok yaygın. Bu bağırsaktaki E. coli bakterisini problemsiz yok eder. E. coli bakterisi frenlenemezse bağırsaklarda çoğalması besin alerjisine sebep olur. Mesela kişi et yediği zaman uyuz gibi kaşınır. Her tarafı yer olur. Atopik ekzema dediğimiz olay oluşur. Genellikle eklemleri, diz boynu, kasıkları, yüzü, birçok yeri sulu, kabarcıklı, kaşıntılı yaralar oluşur. Atopik ekzem denir. Alerjik ekzema. Latincesi nörodermitis. Bu tedavi edilmezse ne olur? Bütün vücudu kaplar. Çok çok kötü bir görünüm olur. Kişi artık sokağa çıkamaz hale gelir. Bazı insanlarda yumurta, bazı insanlarda et, bazı insanlarda başka başka besinler. Karabiber. Evet. Çeşit çeşit besin alerjisini tetikler. Eğer ki bakteriden kaynaklanan bir alerji söz konusuysa karanfil %100 etkili. Bununla ilgili klinik araştırması var. Belge var, bilgi var. Mantardan kaynaklanan bir rahatsızlıksa o zaman devreye aloe vera girer. Aloe vera. Evet, onu da tanıtalım. Evet, nedir aloe vera? Günümüzde insanların maalesef %99'u hemen hemen ne kullanıyor? Antibiyotik, antidepresan, antihistaminik, evet. Tansiyon, diyabet, hapları vesaire. Yani kimyasal ilaç kullanmayan insan yok. Bizim köyde bundan 50 yıl önce birisi hastalanmıştı. Hastalar ise beyefendi konuştular. Dursun Bey şöyle hasta, Dursun Bey böyle hasta, Dursun Bey şöyle olur. Başka hasta yok. Hasta insan yok. Şimdi mesela köye gidiyorum. Hasta olmayan insan yok. Neden? Çünkü tarımda kullanılan ilaçlar hala DDT kullanılıyor. Dünyanın her yerinde yasak olmasına rağmen. Börtü böceği öldürmek için tarlayı veya kimyasal ağır gübreler kullanılıyor. Kullanılan kimyasal ilaçlar nereye gidiyor? Yağmur yağdığında ırmağa iniyor. Irmakta ne kadar canlı varsa yok ediyor. Bir kısmı da tahıla bulaşıyor. Zehirleniyoruz. Doğayı elimizle yok ediyoruz. Avrupa, Amerika ve Asya'da artık kimyasal ilaçlarla tarım ilacı kullanılmıyor. Yavaş yavaş organik tarıma dönülüyor. Yavaş yavaş. Türkiye'nin de bu sürece girmesi gerekir. Aksi takdirde nesiller yavaş yavaş ne oluyor? Tükenecek. Yani bugün kısırlık oranı mesela diyorlar ki %10. Eğer ki bu yanlış beslenme, sağlıksız beslenme devam ederse 17 yıl sonra yani 2030 yılında kısırlık oranı erkeklerde %50'leri bulacak. Almanya'da bu çok çok ileri. Yani aşırı zamanında kimyasal ilaç kullandıkları için onlar farkına vardı. Problemi çözdüler. Organik tarıma döndüler yani. Bizim de geç kalmamamız lazım. Aksi takdirde 20 yıl sonra Türkiye'nin nüfusu geri doğru sayacak. Allah korusun. İşte biz buna tedbir alıyoruz. Yani çok önden üzere. Bir işlem geliştirdik. Bir formül geliştirdik. Evet. Nedir? Keçi boynuzu forte. Keçi boynuzu bu da mesela kısırlık problemi olan erkekler için. Yani mesela çocukken kaba kulak geçiren bir kişide human papilloma denen virüs ne oluyor? Kaba kulak sebep olan human paroxima virüs yukarıdan aşağı iniyor. 15 yıl, 20 yıl, 30 yıl
gizleniyor, saklanıyor. Ne zaman harekete geçiyor? İşte bağışıklık sistemi vatandaşın zayıflarsa harekete geçiyor ve testislerinde orşit iltihaplanmasına, yani testis iltihaplanmasına sebep oluyor. Orşit dediğimiz iltihaplanma, testis üstü bezeleri iltihaplanmasına epididimitle sebep oluyor. Varikozula sebep oluyor vesaire. Biz bunu çok güzel bir formülle problemi açtık hamdolsun. Keçi boynuzu, bildiğimiz keçi boynuzu pekmezi yapılır, yenir. Çok güzel. Fakat birleşimindeki etken madde az olduğu için pekmezi yeterli değildir. Yani kişi her gün bir kavanoz pekmez yemesi gerekir. Bir kavanoz pekmezi bir kapsülde ne yaptık biz? Konsantre hale getirdik. Ekstraktını, keçi boynuzu. Ama bunun birleşiminde sadece keçi boynuzu değil. 19 çeşit bitki ekstraktı var. Ne var? Keçi boynuzu, ginseng, ladengülü cinsel gücü de artırıcı, hormonları düzenleyici. Ginkgo, kan akışını artırıcı, besleyici. Çakır diken, çakşır kökü, bunlar cinsel fonksiyonları, hormonları artırıcı. Bir beyefendi geldi, dedi ki, çocuğumuz olmuyor çünkü spermin oranı çok az, çok düşük ve aynı zamanda hareketsiz, cansız, hastalıklı, iltihaplı. Ne olacak? Dedim ki hiç problem yok, panik olmaya gerek yok. Her şeyin tedavisi mümkün. Önemli olan doğru yerde doğru bitki kullanacaksın. Problem yok. Her türlü rahatsızlık tedavi edilebilir. Önemli olan neyi, nerede, ne zaman kullanacaksın? Eğer kişinin bağırsaklarında problem varsa, bağırsaklardan gelen toksik madde, mantarların, bağırsaktaki mantar ve bakterilerin üretmiş olduğu toksik madde bir, bağırsaklar yakıyor, kavuruyor. İki, toksik madde emilerek karaciğere geliyor. Yani bir insanın bağırsağı 350 metrekare, futbol sahasının yarısı kadar. Ve halı gibi. Nasıl ki halının üstünde iplik var, bağırsakların da üzerinde iplik gibi kanallar var. Virüs denen bu kanallar 2 milyar. Besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi emdiği gibi, absorbe ettiği gibi bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeyi de emiyor. Emilen her şey karaciğere gelir. Karaciğer vitamin, mineral, enzim, glikozu yavaş yavaş kana verir. Toksik maddeler arıtmaya çalışır. Neyle arıtacak? B6 vitamini, B12 vitamini, folik asitler. Aşırı vitamini harcayarak ne oluyor? Zamanla kişi halsiz, yorgun, dermansız kalıyor. O zaman virüs harekete geçiyor.